Merhaba oyuncular, bugün sizlerin karşısında Arkamı Klan Savaşı etkinliğiyle devam edeceğiz. Clash of Clans serisinde gerçekten güzel zamanlar geçiriyoruz. Hem klan adına, hem kupa adına, hem de ganimet adına. Duvarlarımız bitmek üzere ve kraliçemi bu savaştan sonra 44'e basacağım arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte yine standart şu destemizi yapacağız. Bu birliğimizle birlikte çok klan savaşında iş yapmaya düşünüyorum. Şu anda ben ikinci sıradayım klanda, savunma anlamında, ama 1'e girmek istiyorum. Bir benim için gayet zorlu ve başarabileceğime inanıyorum gerçekten. Şimdi birin sıkıntısı arkadaşlar trolü. Çok fazla bir trolü olan bir köy. Nereden girersen girin takılabileceğiniz bir köy yani. Bu yüzden hiç canımızı sıkmayacağız. Biz yolumuza bakacağız. Ben sol alttan girmek istiyorum. Sol alt birazcık benim bölgem diyebilirim. Troller elbet ki karşımıza çıkacak ama biz yine de temiz bir şekilde girmeye çalışacağız. Şimdi sizlerle birlikte saldır diyorum. Belediye binasına ulaşmamız zaman alacak. Bu yüzden riskli bir savaş. Yine de ben hem 3 hem de 2'yi rahat alabileceğimi düşünüyorum. Yani 3 sıkıntı ama 2'yi rahat alabileceğimi düşünüyorum. Şuradan 10 tane bıraktıktan sonra şuradan hemen bırakıyorum diğer askerlerimi ve şuraya attıktan sonra şu şekilde atıyorum ki bir tane topu en azından goleme çevirebileyim. Şimdi buradan da 3 tane şifacı ile birlikte verdiğim zaman diğer askerlerimi şurada 2 tane büyücü atmaya zaman kalıyor. Şimdi diğer zıplamamı da şuraya hemen koyuyorum. Hiç zaman harcamıyorum açıkçası. Şurada ilk öfkemi kullandım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde taktik avcı uçağını da indirmiş olduk. Şuraya zehiri attım ve şuraya buz büyüsü attım. Buz büyüsünün içine bir tane de olsa klan kalesinden bir şey sokmak benim için gayet iyiydi. Ve büyük koruyucuma bastım. Çünkü hem oradaki klan kalesi vuruyordu hem de cehennem kulesi vurmaya başlamıştı. Şu anda 2'yi garantilemek benim için mutlu edici bir sonuç. Şimdi şuraya doğru depremimizi atalım. Depremi çok aktif kullanamadık. Hani kullanacağımız bir bölge yoktu. Girişte de atabilirdim. Atmadım. Şimdi barbar kralımıza da batıyoruz. Ah, kraliçeyi nasıl kaybettim? Arkadaşlar çok beklettim kraliçeyi. Çok bekletince tabii böyle sorunlar da yaşayabiliyorsunuz. %80 gibi bir sonuçla bitecek maç. Kraliçeyi belki düzgün kullansaydım %80'i de geçebilirdim. Maalesef bazen böyle talihsizlikler oluyor ya. Genelde ben videonun başlangıcında çok kötü savaşlar yapıp sonlara doğru iyileşiyorum. Ama yine de kötü bir savaş diyemeyiz buna. Çünkü klan savaşında birden %80'i geçen bir sonuç alabiliyorsanız o klan savaşı sizindir demektir. Yine de neden daha iyisi olmasın, neden 3 yıldız olmasın. Şu anda %85 geldi. Devamı da gelecek gibi. Çünkü golem hala tanklıyor ve 2 tane atıcımız içeri geldi. Ganimete vurun baba, ganimet iyidir. 3 yıldız tabii ki gelmeyecek ama yüzde önemli arkadaşlar. Yüzde hiç belli olmaz. Rakibi de küçümsememek lazım. Şu an orada gördüğünüz gibi %86'yı da almayı başardılar ekibimiz. Ekibimiz dedim de benim atıcılar ya. %88 de bitecek savaş. O yüzden bekliyorum. Önemli. Bence iyi bir sonuç arkadaşlar. Yani kötü diyemezsiniz. Ama kraliçeye bassam belki 3 yıldız olacaktı. Hiç bilemezsiniz. Çok önemli. %89'da bitti. %2 verdi sonuncuda. Bence güzel bir sonuç. Sizin de takdirinize bırakıyorum artık. Hemen bir diğer hesabımıza geçelim. Güzel bir savaş da oradan gerçekleştirelim. Evet oyuncular, burada da kaleye madenci aldım farklı olarak. Farklı bir şeyler denemek istiyorum. 5 ya da 6'ya bakacağım. Şimdi 6'ya dalınmış ama 6'ya tekrar dalabiliriz. Ben önce en zor köy olan şu 5'i denemek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten bu öyle köylere girmesi müthiş zor. Ve bu köy belediye binası on full. Biz değiliz. Sadece hero'larımız 25-26. Yine de bu köye sol alttan, sol üstten girip hani klan kalesini halledip bir yüzde almaya çalışacağız. 3 hiç ümidim yok 3 için. Yine de bizden başka girecek olmayacağı için ben bu köye girmek istiyorum. Yani en alternatif biz girebiliriz bu köye. Şimdi açıkçası ben madencilerimi sağ üstten bırakacağım arkadaşlar. Şuraya bir hemen zıplamamı atacağım. Şuraya 5 tane 6 tane koydum. Tamam olsun. Şuraya da hemen golemimi, yanına da devimi ve arkasına hızlı bir şekilde atıcılarımı bırakacağım. Şimdi hero'larımı da atmam lazım. Klan kalesi geliyor çünkü. Klan kalesi geliyor. Hey hey klan kalesi. Şimdi şuraya zehirimi attıktan sonra şurada ilk öfkemi kullanacağım ki oradan hızlı bir şekilde çıksın askerlerim, yoksa balon bizi mahvedecek. Neyse ki bir nebze de olsa umutluyum. Şundan dolayı umutluyum. Kraliçem kaleyi halletti ve içeriye doğru yönelen askerlerimiz var. Şurada bir öfke kullanacağım
daha uygun bir zaman ben göremedim ve şuraya da buz büyüsünü atacağım arkadaşlar. Çünkü belediye binasını almak zorundayım. Belediye binasını almak zorundayım. Ve şu anda sadece iki tane atıcı mı kaldı? Vur! Helal olsun be. Helal olsun. Yani bir ümit dedim ya alabilirim diye ama şu anda başka büyük sıkıntılarım da var. Yüzdeyi tutturamadık. Şimdi şuraya bir okçu atarsam burası tamam. Oradaki okçu da iş yapacak. Yapmadı. Yapmadı. Şu an çok sıkıntı ya. Yani klan kalesinden girmekten başka şansımız yok. Belediye binasını alamıyoruz. Klan kalesini aldık. Kraliçeyi içeri sokamadık. Yüzde olarak kaldı. Şimdi iyi düşünmemiz lazım. Çok da bir seçeneğimiz yok gibi. Bence iskelet büyüsünü atmakla atmamak arasındayım. Çünkü gerçekten umutsuz vakayız şu anda. Nereye koyarsam koyayım. Şimdi %48 gelirse bir umut ya benim için. Bir şey deneyeceğim de. Bir umut. Yok. Hadi vur onu da. Vurdu dur. Vur. Dur. Dur. Yani hepsinde büyücü kulesi olması beni o kadar etkiliyor ki. Ve şurada barbar kralın olması çok etkiliyor beni. Şuraya atacağım. Şuraya atacağım. Belki o esnada hemen hızlı bir şekilde ikisi de oradaki ordu kampını da alabilir diye düşündüm. Hadi vurun be çocuklar. Helal olsun be. %2 2 geldi arkadaşlar. 2 iskelet büyüsü ve 1 okçuyla geldi. Önemliydi. Çünkü gerçekten buraya dalacak arkadaş yok başka. Harika. Yani bu bizim standartımızda bir köy değildi. Hatta %51'e gidiyorum. Oha. Okçu iş yaptı. Gördüğünüz gibi %52 aldık hatta arkadaşlar. Bence gayet bu da çok güzel bir savaştı. Şimdi hemen bir diğer hesabımıza geçelim. Orada da güzel bir savaş gerçekleştirmeye çalışalım. Evet o yüzden ilk savaşımız kolay olacak. Çünkü bu da ejder 5'imiz geldi artık çok rahatız. Gireceğimiz köyde belediye binası 9 hatta 9 bile denemez. Kötü bir köy. Bu yüzden hemen hızlıca geçmek istiyorum bu savaşı. Şimdi sizlerle birlikte hemen saldır diyeceğim. Yine de şu hava mayınına falan bakalım. Nereden bir de daha sıkıntı yaratık? Sağ üstten girersek bence bir de daha sıkıntı yaratık. Bu yüzden depremimi tam şuraya koyup iki tane şimşeğimi de şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane ejderi buradan, iki tane ejderi de buradan bırakacağım. Hani hero'larımı bile atmayı düşünmüyorum öyle söyleyeyim size. Hani boşuna niye ölsünler? Yine de ihtiyaç olursa atarım. Şimdi şuradan da klan kalesini ve üç tane balonumuzu atıyorum. Şimdi şurada iki lane oluşturacağım. Hemen iki hava savunmasını almak için. Mesela ilk lane'im şurası olacak. İkinci lane'im de şurası olacak. Klan kalesi için zehir almıştık. Şimdi işler biraz değişmesin. Şuradan hemen hızlıca hero'larımızı da atalım. Zaten her türlü askeri bekleyeceğim için hero'ları atayım dedim. Çok da anlamsız geldi bana atmamak. Klan savaşı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani şeye bakmayın. Yok askerim ölecek, yok ganimetim boşa gidecek. Kaliteli, net bir şekilde savaşın. Şu anda 3 yıldız geldi. Hani bekliyoruz sadece. Bir sıkıntı yaratacak hiçbir şey yok şu anda bir de. Evet, barbar kralıma da batacağım bu yüzden. Havan var orada bir tane anca. Havan kaç vuracak sanki barbar krala? Önemli değil. Topu da zaten şu anda ejderler aldı. Çok hızlı bir şekilde savaşımızı gerçekleştirdik. Bence siz yine de köy ne kadar basit olursa olsun klan savaşınızı önemseyin. Bu klan içindeki statünüzü de arttırır. Evet hızlı bir 3 yıldız. Yine de ganimet iyi arkadaşlar. Kötü değil ya. 57.000 buradan geldi. 427.000'de 500.000 ganimet yeter yani. Şimdi hızlı bir şekilde ilk köyümüze geri dönüp ikinci savaşlarımıza başlayalım. Evet oyuncaklar hadi bitirelim şu savaşları. 3 kaldı herhalde bana. Arkadaşımız 2 ile 4'ü almış. Tamam 3 bana kalsın. Bakalım nasıl bir köy. Zorlanacağımız aşikar tabii ki. Çok da troll bir köy bu. Bu köyler genelde troll olur ve can sıkarlar. Ama benim aklımda bir şey var. Onu deneyeceğim şimdi sizlerle birlikte. Bakalım olursa içeriye girdikten sonrası biraz yine durum çelişkili ama önemli olan ilk önce içeriye girmek diyorum. Şimdi. Bayağı daralacağız arkadaşlar burada. 11, 9 attım. 11 kalsın bende. Şimdi şuraya da attıktan sonra şuraya hemen bir tane zıplamamı koydum. Bakın çok hızlanıyorum şimdi. 3 tane şifacımı da attım. Neden hızlanıyorsun Barış Bıra? Acelen mi var diyorsanız yok. Onunla değil. Göreceksiniz şimdi. Şimdi hayır aşağı gitme. Evet yukarı gel. Gel yukarı. Çok güzel. Şimdi şurada bir tane buz büyümü atıyorum. 2 tane cehennem kulesine. Çünkü daha içeriye girmediğim için orada sıkıntı yaşamamam lazım. Şimdi şurada ikinci öfkemi kullanmak zorunda kaldım. Barbar kralıma basacağım arkadaşlar. Şuraya da deprem atacağım. Ve şurada
Değişik kritik bir noktada arkadaşlar şeye bastım. Büyük koruma ve Barbar Kralı içeriye sokmayı başardık. Şimdi Barbar Kralı odan bence tek başına alır da şunun yavaşlaması lazım şunun. Şu namussuz var ya namussuz. Yavaşla lan. Vurma sakın. Vurma sakın. Vurma Allah'ına kurban Barbar Kral be. Allah'ına kurban bebeğim be. Arkadaşlar şu an 2 yıldız aldığım için savaş banko bizim. Gerçekten çok stresli anlar geçirdim ama 2 yıldız almak için en güzel yol buydu. Sağ üstten girmenin hiçbir şey yok. Yani garantisi yok. Arkadaşlar 3 yıldıza girecektik ama hiç garantisi yok. Şu anda size savaşın sonucunu da göstereyim. Tabii ki ben 6'ya 2 tane saldırı yapacağım 2 hesaptan ama şu an 25 aldık. Ve rakibin 25 alma şansı yok. Gördüğünüz gibi 1, 1'e bakın. 1 ve 4'e girmiş. 1'den yıldız alamamış. 2 de 1'e girmiş. 1 yıldız almış. Şu anda garantiledim savaşı. Benim için 4 yıldız. 1 milyon 560 bin ganimet de yeterli. Güzel olduğunu düşünüyorum ben. 2 tane 2 yıldızın. Savaşta başarı olduğunu düşünüyorum. Tabii bizim gibi belediye binası 11 iseniz. Şimdi oyunseverler hızlı bir şekilde diğer hesabımıza girelim ve savaşlarımızı yapalım. Evet oyunseverler önce bu hesaptan bir saldırı yapacağız 6'ya. Olmazsa diğer hesaptan da güzel bir Valkyrie saldırısı var. Onu da deneyebilirim. Arkadaşımız full 40 level hero'larla dalmış ama alamamış. Zor bir köy. Gerçekten düzeni zor bir köy. Yine de ben şansımı denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bence trolller de biliyor musunuz? Troll sağ üstte arkadaşlar. Sol üstten gireceğim ben. Sol üstte çok güvenmiş. Böyle büyük şeyler koymuş filan ama. Sol üstten bir cacık. Şöyle atacağım. Tamam. Tamam. Sakinim. Şunu da şöyle atacağım. Güzel oldu. Havanı aldık. Topu aldık. Şimdi biraz daha sakinleşmem lazım. Çünkü dev golemi attığım anda çok takılmasını istemiyorum askerlerimin oradaki iksir depolarına. Şimdi şuradan da iki tane şifacı verdim. Ho 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 ho. Sakin. Klan kalesi sakin ol. Şimdi şurada ilk öfkemi kullanıp şuraya bir zıplama koyacağım. Oradan da yürümelerini istiyorum ve şurada çok fazla can kaybetmek istemiyorum. Hemen oradan da uzaklaştık. Usulca, usul usul. Usul usul. Sessiz sessiz. Böyle bir şarkı vardı ya. Orhan Gencebay'ın dinleyin. Şimdi adamın reklamını niye yapıyorsun? Severim Orhan Gencebay. Orhan Baba'yı severim. Arkadaşlar çok temiz girdik ya köye. Vallahi ben çok temiz girdiğimize inanıyorum. Yani daha iyisi olmazdı. Barış bura yapana kadar en iyisi bu. Şimdi burada çok güzel bir şekilde kraliçeme bastım. Oradaki cehennemi almasını istiyorum kraliçemin. Alamayacak. Okçu şuradan atacağım. Yani bir seçeneğiniz varsa kullanın ya her zaman. Benim bir seçeneğim varsa kullanırım abi. Bir tane okçu bile olsa atarım yani. Savaşın kaderini değiştirir. Hiç belli olmaz. Biz neler gördük. Hey. Şimdi. Evet orada bayağı asker kaybettik. Nasıl olacak bilmiyorum. Dışarıda çok fazla atıcımız var. İçeride hiç yok. Ve içeridekiler eriyor. Eriyorlar arkadaşlar. Haberin yok ölüyorum diyorlar bana. Neyse ki en azından şey oldu. Oradaki topu mopu aldılar da öyle gittiler. Oo. Şimdi. Bir cehennem kulesi vs 6 tane atıcı. Bir cehennem kulesi ve hayır o nasıl bir tuzak o nasıl bir tuzak o nasıl bir ceza o nasıl bir ceza söylesene sevdam bu nasıl veda diyor adam sen de at bir tane lan Allah senin belanı versin lan puh puh arkadaşlar hiçbir şey demiyorum takdiri size bırakıyorum nerede hata yaptım oyunun adaletsizliği hemen bir diğer hesapla da deneyeceğim sinir oldum. Evet oyuncular şimdi golemler, Valkyrie'ler hazır girmeye. Bakalım nasıl bir savaş olacak 6'ya bu sefer. Hırslıyım, kinliyim, doluyum, çok doluyum, çok doluyum. Şimdi bana şöyle değişik bir lane lazım. Sağ lane'den gireceğim ya ben. Aynen. Bu lane'den gireceğim. Şimdi bir şey var aklımda ama yapamıyorum. Yapamıyorum. Şimdi şöyle kraliçeyi biraz uzaktan atsak da çalışsa olmaz mı ya? Niye olmasın? Şimdi şuradan golemi bırakıp şuradan da klan kalesini bırakacağım ve şuradan fazla 3 tane atacak şekilde.
Şimdi şuradan da hemen şuradan iki tane duvar yıkıcımızı atalım. Lan salak duvar yıkıcı. Nereye gittin? Şimdi şuraya girmek için acilen bütün Walker ilerimiz oradayken ve ilk öfkemizi kullanırken Ken'e dikkat edin. Ruyu değil. Ken. Ve içeriye temiz bir şekilde bir giriş gerçekleştirdik. Şimdi kraliçemizi niye öldürelim? Öldürmeyelim tabii ki. Şurada bir öfke daha. Patlasınlar, çatlasınlar. Deleniyoruz, fıttırıyoruz. Çok asker kaybettik ama ya. Müthiş asker kaybettik. Şurada bir öfke daha basacağım ama hiç ümitli değilim yani. İçerisi artık var ya yangın yeri oldu. Her şeyle karşılaştık. İki cehennemi de bitirdik ama bu etap daha cürmü değil arkadaşlar. Bu etap daha böyle saldırılara uygun değil. %52'mizi aldık. Ganimeti aldık. Boş ver gerisini. Ganimeti aldık. Bu hesapta da atıcıyı açtım. Yapacağım güzel atıcı saldırıları yapacağım sizlere. Oh, okçuya atayım mı? Yok ya çıkacağım. Saçmalık. 3 olmaz yani. Beklemenin mantığı yok. Ganimeti de aldık zaten. Evet hocalar bu haftaki klan savaş serimiz böyleydi. Savaşın sonucunu göndermeme gerek yok herhalde. Zaten kazandık. Yani çok net kazandığımız belli. Adamlar fail time. Kaçıncı seviye bu arada adamlar? Evet 11. seviye Rus klanı. Ruslar da kesin kızlarıyla savaşıyordur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize kocaman öpücükler, kocaman sevgiler. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.